olduğumuz çalışmalarda cezaevinde kim hapistalar, hapishanelerde kim hapistalar yapmış olduğumuz görüşmelerde buralarda sağlık haklarından mahrum kaldıkları, hastane verebilir, sevklerin geç yapıldığı ya da yapılmadığı söyleniyor. Yemeklerin az olduğu, bazı yemeklerin yenilemeyecek kadar kötü olduklarını, su kotası uygulandıkları, bu su kotası temizliğe şahsi veya şahsi temizliğe veya oda temizliklerine, koğuş temizliklerine yetmediğini, bazı gardiyanların provokatör yaklaşımları, sürekli mahpusların oda değişimleri yaptığını, bu oda değişimleri kendi kafalarını idare yönetimi kendi kafalarına göre değişiklik yaptığını, çünkü orada bulunan mahpuslar oda değişikliklerini dışarıdan olan mahpusların aile görüş saatine uygun olarak belirliyor. Ancak ceza yönetimi hem mahpusların ailelerine hem cezaevinde bulunan mahpuslara ilişkin olarak onlara baskı kurarak onların görüşlerine sıkıntı çıkartıyor. Onlara sıkıntılar çıkartıyor. Kürtçe yayınların verilmediği, Ermenisel Yeni Yaşam gazetesinin verilmediği, sürekli bu kantinde aldıkları radyoların bile toplatıldığını, sürekli aramaların olduğunu, olduğunu dile getiriyorlar. Artı olarak ne diyebiliriz? Orada 2022 yılı verilerine baktığında en az 70 mahpusun yaşamını hapishanede yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Bunu gündeme getiriyoruz. Artık cezaevinde oluşan hak ihlalleri artık öyle bir şeye gelmiş. Yaşam hakkı ihlalleri de mevcut. Yani yaşam boyutuna geçilmiştir. Bunları giderme ya da bu ihlalleri cezaevi veya iktidar bunları giderme çalışmadığı aşikardır. Çünkü artık normal hastane sevklerinin yapılmadığı, eskiden hastane sevklerinin yapılmadığını sürekli dile getiriyorduk. Şu anda artık mahpusun yaşam hakkını dile getiriyoruz. Yani öyle bir hal almış ki artık mahpusun yaşam hakkı bile elinden alınmış. İşte sürekli sürgünlerin olduğu, sürgünler olduğu sürekli. Başka ne diyebiliriz buna ilişkin olarak? Televizyon, izlenen televizyonlarda sürekli iktidar yanlısı yayınların yapıldığı, yani muhalif yayınlara izin verilmediği, kitap kodasına uygulandığını sürekli dile getiriyorlar. Biz bunlara ilişkin olarak raporlarımızda ayrıntılı olarak bildiriyoruz. Mahpusların bize bildirdiği şeyle spor ve kültürel aktivitelerin pandemiden beri yasaklandığını, bu yasakların belli yasaklar olmasına rağmen eskiden aynı koridorda bulunan bütün mahpusların birlikte spor yapma ya da aktivite yapma, kültürel faaliyetlerde bulunma hakları vardı. Ancak pandemiden sonra yapılan şeylerde artık sadece aynı o koğuşta bulunan kişiler birlikte yapıyor. Yani diğer mahpuslarla, aynı koridorda bulunan mahpuslarla bu spor yapma ya da kültürel bir faaliyette bulunma bulunmalarına izin verilmiyor. Bu da bir nevi mahpusları tekleştirme, yalnızlaştırma politikası uygulanmaktadır. Evet. Pandemiden sonra da pandemide bahane edilerek bunları sadece aynı odada bulunan kişiler üzerinden kullanıyor. Bu da bize gösteriyor ki idare o aynı odada bulunan kişilerin sadece birbiriyle iletişim halinde olmalarını, diğer oda arkadaşları, yani aynı koridorda bulunan diğer arkadaşlarla herhangi bir faaliyette bulunmalarına izin verilmiyor. Bu kadar yoktu. Bunlar pandemi, Covid-19 virüsü bildiğiniz gibi bütün dünya etkisi altına alındı. Bu pandemi yine bahane ederek gösteriyor ki bu sonradan, yani pandemiden sonra bu yapılmış. Kendi kanunları, yani Türkiye Cumhuriyeti kanunları idare yönetimleri tarafından uygulanmıyor. Bu uygulanmıyor. Mesela çıplak arama hem mahpusların ailesine bazen çıplak arama dayatıldığını haberlerden görürüz ve gittiğimiz, görüştüğümüz mahpuslar bize bile dile getiriyor. Bunları bile dayatıyorlar.
söylediğiniz şey bu son zamanlarda olan bir şey yani iddia atılmaya çalışılıyor. Aykırı yani Türkiye'de bulunan hapishanelerdeki hak ihlallerinin hepsi kanunlara yani geçtim uluslararası mevzuatını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mevzuatına bile aykırı. Çünkü her bir müdür bir cezaevine atandığı zaman kendisini iktidara daha yakın hissetmek, daha şey yapmak, iktidarın hukuka aykırı olarak dağıttığı politikaları cezaevlerinde uygulamaya başlıyor. Direktiflerine göre yapılıyor. Çünkü eğer kanunlar uygulanırsa bu kadar hak ilerleyen olur.